yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Arkadaşlar, İlayda Özcan az önce beni dövdü. Dur bir dakika, evden çıkmışlar mı? Çıkmadılarsa tripodu da getirsinler. Çıktılar bu sefer ama arayayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayatınız nasıl gidiyor? Arkadaşlar, dolaptan kovboy botlu kolye aldım. Hani herkeste var ya, bir sürü hesap satıyordu. Ben dedim ki bunların hepsi herhalde aynıdır. En ucuz olanından aldım. Kovboy botuma bakar mısın? Bir görünmüyor büyük ihtimal. Yaklaşmam lazım. Bu ne abi? Çok minik. Yani nefret ediyorum ondan. Arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Şehir dışından arkadaşımız geliyor. Alper Suha Veli. Alper Suha Veli. Hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar, mutlu musunuz? Bugün güzel bir gün olabilir. Sabah uyandık. Kahvaltımızı ettik. Günaydın. Hepinizi selamlıyorum. Bu arada saçlarım nasıl YouTube? İlk defa görüyor YouTube saçlarımı galiba. Nasıl? Yok. O kadar az video atıyorsun ki ama. Şimdi şu anda ben bir tane video editliyorum. Dostlarım. Video editliyorum. Bu video da saçlı birkaç tane rastam kalmış halde. 9 tane falan rastam var o videoda. Ama ilk defa full rastasız beni YouTube bu videoyla görüyor. Ve sırf bu video için Allah aşkına, sırf bu video için kaç tane video bilgisayarıma transfer ettim. Haberiniz var mı? Yuh. Bir helal olsun alırım. Helal olsununuzu alırım. Şurada ayna var, kendime bakıyorum oradan devamlı olarak. Bakın. İlayda Özcan'ın başına öyle felaket bir şey geldi ki duyanlar evet, şaşkına döndü. Kolyem düğüm oldu. Çok çabuk pes ediyor. Evet. Gerçekten. Şu an bir tane nefret ediyorum hayatta. Çok çabuk pes ediyor. Arkadaşlar, bugün Dağlar Kızı Reyhan olmaya karar verdim. Ya da annesi arkalar yerden. Bir de ben size rüyamı anlatayım. Rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Almanya tarzı bir yerdeyiz. Tamam, Almanya tarzı. Tarzı. Sonra gidiyoruz, bir tekno parti var. Bütün grup. Tekno partisinin olduğu yerde koskocaman bir bina. 3-4 katlı ve böyle döner merdivenleri var. Sonra Nisa çok mutlu oluyor ve bir anda beni kucağına alıyor. Koşarak merdivenlerden çıkıyoruz ama böyle ikişer üçer çıkıyoruz merdivenlerden. Sonra böyle parti yapıyoruz. Tekno parti. Ve biz hani aslında hiç revleyen insanlar değiliz. Rüyamda bunu gördüm. Deli gibi eğleniyoruz böyle, ölüyoruz falan. Hatta biri ölüyordu, öldüğü halde dans ediyordu böyle. Çok korkunçtu. Sonra herkes bir anda yok oldu ve ben tek kaldım. Bir tane adam gördüm. Ona sordum. Burada parti vardı falan diye. Sonrasını hatırlamıyorum. Böyle bir rüya gördüm. Bunu yorumlarsanız sevinirim aşağıda. Ne olur yorumlayın. Çünkü arkadaşlar, Nisa aramızda en partilemeyi sevmeyen insan. Nasıl oldu da bu kadar çılgına döndü? Değil mi? İşte kafalardaki o soru. Ben de anlamadım. Şu hayatta bakın, ölüm hariç her şeyin bir çözümü var. Her evet, şeyin. Öyle. O yüzden kolay pes etmiyoruz. O yüzden biz böyleyiz. Bu video uzun bir video olacakmış gibi hissettirdi. Evet. Bu arada arkadaşlar, özür dilerim. Gerçekten. Gittikçe daha da fenalaşıyor. Özür dilerim. Çok çirkin. Egzamam. Gerçekten çok kötü. Göz zevkinizi, seyir keyfinizi bozduğum için özür dilerim. Bizim de böyle bir yaramız var. Bizi böyle kabul edin. Bizi böyle sevin. Başka bir şehirde karşılaşıyoruz. Dostça ayrılan bizim otobüs kaçırma travmamız. Man olduğumuz için çünkü bakmıyoruz otobüse. Telefona bakıyoruz ya da otobüse biniyoruz, ineceğimiz yere bakmıyoruz. Ben bakıyorum. Ben bir kere bakmadım. Onları da zaten kaçırdık. Çünkü ben bakıyorum. Sadece o hiç bakmıyor. Ben hayatım boyunca hep böyleydim. Elimle değil. Biz senin ebeveynin miyiz? Senin nerede inip ineceğini biz sana artık da söyleyeceğiz. Başka bir şehirde. Sen bana geç kaldın. Efendim. Ben Cap burada şey yapmıştık dedim ya. Alsancak gidecek gideceksin. Kerimcanları görürdük falan. Evet, gördüm. Cevap vermedim. Zaten hiç cevap vermiyorsun. Bu görevi ben istemiyorum hep. Oğlum sen de cevap vermek zorunda değilsin ki. Ayıp oluyor, üzülür. Ben kimseye cevap veresim gelmiyor bazen. Boktuk bir insansın da ondan işte. Ben sana soruyorum neden boktuk bir insansın? Soruyorsun. Hayır. Keşke mikrofonumuz olsa yine Mücahit gibi. Başka bir şehirde. Dün Gris'te birini dövecektim. Bak ciddiyim, dövecektim. Lise anılarıma gittim geldim yani. Ama sonra anlatırım, çok üşendim. TikTok'tan izlersiniz, anlatırım ben illa. Ama vallahi dövüyordum yani elimi. Arkadaşlar, çingeneleşti içinden beri Çingeneyiz kızım. No. Çingeneyiz. Bizim Giresun'da bir tane kolej vardı, Çağrı Koleji diye. Çağrı Koleji'nde benim 20-30 tane arkadaşım vardı. Hepsi bir anda okulsuz kaldı. Oğlum kaydetmiyorum. Saçma sapan bir şey söyledim az önce bak. Ne dedi? Söyleyin, gözlere baksana.
şaşı. Salak mı bu insanlar? Bugün ben vlog çekiyorum da. Yok yok. Alper söyle. Neyi? Hayallerle. Ayanak mı? Hayallerle. Unuttum. Neydi? Hayallerle yaşayanı gerçeklerle. YouTube'da benim ağzımdan argo çıkmasın. Başka kayıtlarım da var. Orada hani kayıtlı, sanat sanat sepet sanat sepet işleri var. Ağzımdan küfür çıkmasın. Alper'in O Ses Türkiye Çocuğa katıldığını biliyor muydunuz? 4000 izlenme ya, 6000 olacak. Sokak Kedisi Giresun röportajı. Din kisvesi altında milletin sömürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kediye mi sordun? Dedi ki. Zürafa taklidi yapsana. Aa bak, bir yıl aradan sonra. Şey yapacak. İki tane kedi var ya. Ben hangisini yapacağım? Oha! Sana teyze yaptım canım. Yok. Yunuslar denizde gemilerle yarışırken eğer kaybederlerse intihar ediyorlar. Bu gerçek bilgi değil. Ben bunun üzerine uzun araştırmalar yaptım. Suda nasıl özgürüz diyor. Bakın. Oha! İzleyebiliyorsun sen de değil mi? Mükemmel bir açı. Aa, böyle bir video mu var? Mükemmel bir video. En sevdiğim videolardan biri olabilir. Ya arkadaşlar, Alper çay keyfimi mahvetti. Alper Suhaveri. Beşiktaş vefada sadece bir adı şart değil. Bir şey söyleyeceğim. Bugün senin için bir tane çok önemli pratiğimi ektim. Ektim. İkinci olarak benim bugün sarılışıp ağlamam lazım. Benim için dans etmemiş ya. Mevzu bahis bu. Benim için dans İşim etmemiş. İşim var, gücüm var ve çok büyük bir mental breakdown'umu burada ben offline'ladım kendimi. Offline. Hadi ödeyelim ve gidelim. Yok. Ben çay içmedim zaten, sen ödersin. Anne duyuyor musun? Benimle alakalı değil. He. Duydunuz. Anne benimle alakalı. Full. Full onunla alakalı yeminle. Zorla arkadaşlarımı içmeye götürüyorum. Arkadaşlar geldi buraya. Gelmez olaydı. Benim bak, hem çayımı içmeme izin vermedi. Bu bir. Hem de ikinci olarak bana ısmarlattı kendi çayını ya. Yok artık ya. Anne ben vallahi yok artık. Aa. Kaç lira? Tutuklanmak üzereyim şu anda. 25 Türk lirası ya. Yuh. Acelerde 12,5 Türk lirası. Yuh. Kaç lira? 25. Yuh. Yuh. Tuz biber stand-up. Hayır yok ki valla. Tüm utancımı yedim. Alper'in üzerime... Buna da mı izin vermeyeceksin? Alper üzerime... Arkadaşlar, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Alper üzerime... Arkadaşlar... Muhabbetleri hiç sarmıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Alper'e bir şey söylüyorum, cevap vermiyor. Diğerleri full bira konuşuyor. Her daim yakışıklı, her daim karizma. Oğlum suratı 5 karış, nefret ediyorum ya. Gelmez olaydı, keşke gelmeseydin. Şu suratı çekmek zorunda kalmasaydım. Sakarya travmalarını hala atlatamadım. Burada. Sanırım annesi babası ayrılmış, bir soracağım, bekleyin. Kitabın hikayesi. Anlat, anneni anlat. Anlattın oğlum. Sen anlatmıyorsan ben anlatıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Alper'in annesi göz kapaklarını aldırmış. Aa, telefonum düşecek, ne yapıyorsun? Gerçekten mi? Evet. Gerçekten mi? Arkadaşlar, Alper'in annesi göz kapaklarını aldırmış. Aldırmış ve... geri al. Korkuyorum. Uyuyamıyor. Aralarında bir uyum var. Fark ediyorlar. Benim sınav kopuyor. Yanlıyor ya. Ve sonra bir anlıyor. Benim sınav kopuyor. Arkadaşlar merhaba. Kampanyadan söyledik derdim. Bu ne ya? Merhaba, Alper'in istediği alkol olmadığı için Alper çok mutsuz oldu.
Böyle entel arkadaşlarımız var. Arkadaşlar başımıza çok kötü bir şey geldi. İlayda Özcan. Öldü. Öldü İlayda Özcan. Bakın ölü. Öyle bir şey başıma geldi ki. İlayda Özcan'a araba mı çarptı? İşte o görüntüler. Bir gün yazın, yok yazın değil lan, kışın biri benim, yani bir kuzenimin sevgilisi beni arabayla ezdi, ezmeye çalıştı. Ve ben hiçbir tepki veremeden durdum ve sadece çığlık attım. Yani çocuk gaza basma ilham etseydi ben ölmüştüm. Çünkü kriz anlarını yönetemiyorum, mal gibi kalıyorum böyle. Araba çarpma anını canlandırabilir miyim? Tabii. Araba çarpmanın canını, kamerayı buraya çevir. Biri tutsun kamerayı. Tut kamerayı. Tripod, tripod. Boşuna mı var? Bir saniye bekle, bekle. Bir şeyin yok değil mi? Aaa. Dostum, ben de ölsene, dostum. Ölsene, öldün. Bu şekilde gerçekleşti. Öldün. Ama adil bir çerçeve yapalım, durdursan. Var mı, bağlayalım? Başla, hareket ettirmek yok. Ananı sikeyim. Ben hissettim. Kendim. Kendim. Bir de bunu yazdım. Arkadaşlar Alper normalde İzmir'deydi. Hazırlıkta kaldığı için Sakarya'ya yatay geçişlikle geçiş bir şey yaptı. Geçen sene beraber arkadaştık hep beraber yani. O da bizim grubumuzdan halen. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Ben onunla hani biraz daha derin muhabbet etmeye çalışıyorum ama o bana yok işte... Akif mi? Adnan Ak mı? Ne diyordun? Ayhan Ak falan diyor. Yani günü nasıl geçiyor? Hayatın nasıl? Amcaoğlu. Hani neler yapıyorsun gün içerisinde diyorum. Bana diyor ki Ayhan Ak. Hani işini anlat, neler yapıyorsun? Baristalık yapıyor. Neler yapıyorsun? İş arkadaşlarınla aran nasıl diye soruyorum. Bana diyor ki iyi. Hani bir problemin var mı diyorum. Hiç diyor işte barda burnunu karıştırıp maçalakta diye satıyorlar diyor. Hani ciddi muhabbet edemiyoruz, bana katılmıyor. Ay ilman patladı zannet. Siktir git, sen bir var ya yalancısın. Çok güzel. Dalga mı geçiyor? Sen bana alım... Alavaraya gittik bir kere. Bir an bitirdi. Alavaraya bir kere Diren'le beraber gittim. Özel sütlesini yedim, sonra dedim ki... Sen bana dedin ki... Daha hiç gitmeden önce alıvarı çok iyi dedim. Ben dedim ki hayır, bok gibi bulaşık tadı geliyor dedim. Çünkü gitmemiştim. İşte o zaman gitmeden konuşmayacaksın kardeşim. Ama çok kötü. Böyle şey oluyor ya. Arka kamera da burada insanlar evet, çekiyormuş. Çok rahatsız oluyorlar. Özel sosu dediğim şey değil mi? Mısır, domates. Evet. Bulaşık tadı var. Evet, bulaşık tadı var. Ben bir kere alıvarı yemiştim. Bence abarttıkları kadar... Çok hissetmedim ben. Ay, nam yedim yani. Arkadaşlar Mücvat ki babazadi geldi. Karınırım bağlamışsın yine. Ne söylüyordun? Celladına aşık bir kadın tanıdım. Sarhoş birazcık. Bunların devamını istiyorsanız bizi Instagram'dan takip edin. Bay bay. Instagram'da düzenli olarak bu şarkıları söylüyoruz. Mikrofon eşliğinde artık. Çünkü biraz işleri genişletecek. Komik mi? Bozman'ın çıkışını görmek ister misin? Evet. Mücvat Tan diye ben. Mücvat Tan. Merhaba, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hepinize hello. Bugün gerçek bir candan özentisi. Ay bayağı oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam Memphis Depay. Taktikler aklını yaşatır Cantan. Evet. Depay galiba. Lütfen Cantan'ı bir bekliyor mu? Gank'ten çıktı. Yok kanka. Gank'ten çıktı galiba. Tamam neyse. Gank da bayağı iyi. Hazart mazart oradan çıktı. Benim boxer sırayıyla şakarıma. Şey de Gank'ten çıktı. Debrüne de. Dostlar. Sonra dünyanın en güzellerinden bir tanesi ama benim değil. Ablama aldım ben bunu. Ablam istedi. Bozkurt. Jilet ve eskiden uyumluymuş. Bu sende vardı öyle mi? Dediler. Güzel yok mi? Genk'ten direkt Chelsea, oradan Wolfsburg tutmadı Chelsea'de. Şöyle göstereyim. Wolfsburg'da bayağı hayvan gibi oynadı. Ondan sonra City aldı diye biliyorum. Çünkü Chelsea'de ikisinde Hazard şey, Hazard diyorum. Salah falan vardı Chelsea. Çok erkek değil bu. Evet. Ortalama erkek. Hitap etmiyor ama olsun. Salah. Erkekler. Ben bunu sadece diş macunu için aldım. Çünkü bu macun normalde 110 lira falan. Ama ikisi birlikte 85 lira. Benim sevdiğim macundan. Ve 85 lira. Bu direkt beyazlatıyor. Anında et. Biliyorum ben kullanmıyorum. Çok. Ama sonra zanlanınca başka bir şey geçtim ben. Ama o da çok güzel değil yani. White System gibi. Ben de ona geçtim. Bok gibi kanka. Bok gibi değilim hani, beyazlatmıyor. Beyazlatmıyor işte. Ben bir diş macununun
Görevi nedir ki? Benim annem bunu kullanıyor. Ben bunu eksik atıyorum. Nasıl biliyor musun? Ben sırf şu an bu daha kârlı diye bunu aldım. Mısır takımından önce bazel almış. Sınıf sağ ol. Bir de 500 TL. Bunlar 500 TL mi tuttu? Ama en basit bu. Nerede 250 TL bu? Biz permatikten devam. Buna geliyor arkadaşlar. Ben de. Ben gratisteki erkek biletlerini kullanıyorum. Çünkü daha ucuz. Bir. Benim kanalıma da şuradan abone olsunlar. Benim orta saatte. Buradan olacak. Hayır, buradan. Buradan. Mal mısınız buradan? İlk şeye gideceğim. Dün Kerimcan Durmaz. Ve Samet buradaymış. Evet. Alsancak'taymışsınız. Biz şimdi Alsancak'tayız. Siz neredesiniz? Ve ben dün İlk Şehir'sa İlerde Özcan ve kanka. Rejistalar şu an mesela bir bitiyor. Rejista kalmadı. Sudiren Özcan ve İlerde Özgür. Burası şu anda en son rejistalardan biri. Doğrusunun tümünü. Neyse, ben şimdi Bostanlı'da hayatı romantik bir kitap okuyacaklar diye biz Samet ile teknik olarak, ayak olarak. Ve ben dedim, bak benim hayatını içime doğdu. Hayatını hiç romantize edemedik, hayatın ne kadar bok gibi olduğundan bahsettik ve çiftleri yorumladık. Dedik ki bunlar yeni sevgili, bunlar birbirlerini sevmiyor, bunlar kesin aldatıyor falan dedik böyle. Öyle bir insan gözlemleme... Ben yanlış yere bakıyorum. Yani böyle bir... Aptal bir Ayşe bir çözüm ben. Biz şu an o iki şahısı kaçırdık. Yo ben güzeldi. Sıfı okudum bari. Bayağı okudum. Ben çok okuyamadım. Neden bilmiyorum. Dikkatimi aldı. Kendimi odaklanamam şey mutsuz hissettim. Ama olsun. Sonra İlayda Özcan yanımda olduğu için dualar ettim Allah'ıma. Allah'ım dedim. En azından yanımda dostum Can Özcan var. Siz bu arkadaşlığı manifestiyor musunuz mesela? Sen bir ara sosyal film bitti dedin ya, ben o sıra konuşmamaya karar verdim seni rahatsız etmemek için. Ya mal mısın? Nedir sosyal film sana istemiyor. Çalıştı hocalar beni kes. Dünyanın en yakın arkadaşları falan yani şu an. İlayda Özcan benimle acaba prim için mi arkadaşlık ediyor? Acaba. İşte o soru. Nicat Babazade sen ne düşünüyorsun? Bence her şey kurgu. Bu kanalda gördüğünüz her şey kurgu. Eylül bayıldı. Vib. Telefonlarlar şarjı ya. Çok abartıyorsun. Vib. Vib. Vur dibine eğlenceli. Ne? Vur dibine dibine. Aa dereot koktu. Nasıl yani? Vur dibine eğlenceli. Biliyorum ki şarkıyı da. Bir dakika adamın olmadığı için. Benim de yok ki. Yani adam... O yüzden ben hep bira içerim. Bira içmenin adabı yoktur. Bir dakika. Sen bana. Müziği sesi aç. Alfre çek ne olur. Kaos. Bitti bitirdin. Elde başka tip yok. Eğlenmiyorum. Siktir gidelim. Şurada gelme. Kanka olsa orada olurdu ya. Ben konuşmamı şimdiden hazırladım. Sizi gömmeye geliyorum. Hazır olun. Kanka mal mısın? Konuşmaya mı hazırladın? Evet. Birini yazacaksın. Oy kimliğiyle biri de eleyeceğiz. Kalem. Kalemin nerede? Eleme köşesi o zaman orası olsun. Aynen kalemin nerede sizi göreceğim? Özür dilerim. Burada. Duymadığım için. Bir yer aynen burada. Göreceğim. Acun kim? Sen acın o, en son şartlarım hep aynı. Mikrofonla, mikrofonla çalıştırmayacağız. Tamam ama bakın durun. Ne istiyorsunuz? Durun.